Her gün farm mı? Yok lan, 60K ödeyemeyeceğimiz para değil. Bu sefer daha uzun süre isterim ki. Öyle 15 gün, 15 gün mü ver, 20 gün vermişti. Ulan gençliğim geldi aklıma. Bunlar nasıl arıyorlar beni? Efendim. Nathan, Efendim. kendine delik ara. Ben hiçbir şey yapmadım. Ekstra. Büyük ihtimal mesajı gördüler. Diye düşünüyorum. Kader, Efendim. dilemedim, ağladım, hiç gülemedim. Gürbiz. Neden? Niye bayısın, Nathan? Neyi anlamadım? Neye bayısın, Nathan? Yine anlamadım. Karadeniz ağıtı yapıyorum sana. Neye Ne bayısın? Evet. yapıyorsun? Uy. Evet. Uy. Evet. Habun yendu. Söyleyemem ne yaptığımı. Niye Nathan? Sevişiyor musun Nathan? Hayır da ben de sevişecekler Ha. gibi. Gürbüz biraz şey, Kim? bazı sıkıntılarım var da. Aa, ne oldu ya Nathan? Kabız mı oldu? Yani keşke kabız olsam. Ya bazı anlatamayacağım şeyler Oha. var da. O yüzden nerede Ne oldu olduğumu, ne ki? yaptığımı söyleyemem sana. Aa, neden Evet. ki Nathan? Başım Bana biraz niye belada söylemiyorsun? Gürbüz. Bana niye söylemiyorsun Nathan? Çünkü şey de var. Yani beni bulmak için seni yani kullanabilirler Gürbüz. Lan kim beni kullanıyor lan, analarını sikerim lan. Oğlum ben tehlikeli adam mı lan? Abi bu motor gerçekten yasak mı şehirde? Bittik ya. Metro ve Avenue Caddesi'nde bir adet cross motorcunun desteğe ihtiyacım var. Evet, Yasak mı motorun bilmedim. kontağını kapatalım lütfen. Hayır. Nande kure. Merhabalar. Arigato. Arigato, arigato. Nande batteyo. O kadar yok ben. Mask off, mask. Ve iyi. Maskeni İyi. Hastarırı. çıkra. Maskeni çıkra. Maskeni. Çıkaramaru. Neden ürür? Hastarım. Ya Hastarırı. kimlik veriyor. Kimlik Vermiyoru. uzat. Ver. Veremiyoru. Neden veremiyor? Yokuru, Nasıl yokuru. yokuru? Bayağı yokuru. Nasıl yokuru? Olmaz. O. Kimlik ver. Hayako, gideru, Nereye araru. gider? Olmaz. Na. Hükümetto, Geçiş yok. binaru. No. Senin isim ne o? Vateshi, Kenshin desu. Watashi. Atuaro. Yaz, anlamıyorum. O kadar da değil. Kenshin. Kenş. Orewa Kenshin. Kaçarı! Kaçamarı!
Ah ah. Lan motor mu gitti? Germeru! Germeru! Yani yok gidecek. Germeru, Germeru. Buradan daha kötü ki. Polise söylersem daha kötü ki. Polis diyecek niye saklandın, niye kaçıyorsun? Abi o kadar dönmüyor ki motor. Allah! Ya say sokacağım. Güzel patladık galiba. Girdiği yere bak. Oğlum çok zor. Şeyi sakın yok. Ani hareket yapma. Sakın. Herhangi bir ani hareket yapma. Üstüme silah var bir de. Kan. Sirenleri kapatabilir miyiz ablam, ne olur? Üstüme silah olmaz çok kötü. Durmadın mı ya? Ha? Haklarını da okuyalım da Tolga. Los Santos Polis Departmanı tarafından gözaltına alın. Konuşma hakkına sahipsin. Konuştuğun her kelime aleyhine delil olarak kullanılacaktır. Avukat tutma hakkına sahipsin. Avukat tutacak bütçen yoksa devlet sana avukat atayacaktır. Haklarını anladın mı? Bu Japonca okuyamam. Evet, anladım. Olga, benim de. Şeyde kimse yok değil mi? Benim Nathan. Motoru çekmeleri bekliyoruz biz Tolga, okey? Tamamdır, sen okey. Sen arkadan... Karakolda kimse yok değil mi? Ne gibi? Sen kimsin yani, ya? Benim Nathan dedim ya, şapşik. Nathan? Evet. Oğlum niye böyle şeyler yapıyorsun Nathan? Başım belada o yüzden. Ne başım belada? İşte bilmiyorum, başım belada. Karakolda kimi arıyorsun da yok diyorsun? İşte kimse olmasın. Merak etme, bizim karakolumuz güvenli Nathan. Senin karakolun güvenli, dışarısı güvenli değil. İşte karakola gidiyoruz o yüzden. Ne yapayım, hayatım sonuna güvenli kadar karakolda mı kalayım? Gerekirse alırız oraya seni. Ne oluyor, bir sıkıntı mı var? Ne oluyor Nathan, anlat bakayım. Hey, ölüm tehditleri alıyorum da gizli bir numaradan. Peki bize niye gelmedin? Gizli numara, elinde herhangi bir şey yok. En azından... Nathan? Efendim? Bunların hepsini içeride konuşacağız. Medikal desteğe ihtiyacın mı? Hayır. Herhangi bir yerinde ağrı, kanama? Hayır. Ah Nathan, ah! İlk olarak... Ne tehdit alıyorsun? Nasıl bir şey? Bir bana bu olayı bir anlat. Ölüm tehdit işte. Önemli. Telefonumu arıyorlar gizli numaradan. Seni öldüreceğiz. Hayatın bitecek. Kaçacak delik ara gibi. Kaç kere arandın? Ne zaman aranmaya başladın? Ne zaman? Sanırım 2 gece önce. Saat kaç sularında? Gece 3'te. Tam olarak sana ne söylediler? Yani tehdit nasıl ettiler? Bana tam cümlelerini söyle, hatırlıyor musun? Söyleyebilir misin? Kaçacak delik ara. Sonrasında? Ölmek için daha çok gençtin ama bu kadar. Amadan sonrası yok.
Aranmaların bir tanesi doğru. O da gizli numaradan değil. Hayatını sonlandıracağız dedi bir de. Bir de klasik, seni öldüreceğiz dedi, bu kadar. Yaklaşık 3-4 kere mi arandın? Evet. 2 gün önce, yani pazartesi günü oldu bu olay. Tam onu hatırlamıyorum. 2 gece önce sanırım. Avcılık yaparken böyle bir telefon aldım. Avcılık yapar. Peki son zamanlar herhangi biriyle düştüğün, kavga ettiğin, anlaşamadığın oldu mu? Düşüneyim. Gürbiz'le bir çok cahil olduğu için sürtüştük ama Gürbiz böyle biri yapacak birisi değil böyle bir şey. Çünkü kendisi benim en yakın arkadaşım. Evet, senin yakın arkadaşın diye biliyorum Gürbiz. Evet. Böyle bir şey yapma potansiyeli pek taşımıyor. Onun dışında herhangi bir şey olduğunu zannetmiyorum. Peki bunu şundan dolayı soruyorum. Paleto'da liderlik yapıyorsun, yani din görevliliği yapıyorsun. Evet. Buraya herhangi bir şey yaptılar mı? Ya da ne bileyim lisene herhangi bir tehditte bulundular mı? Bir not, bir herhangi bir şey? Hayır, herhangi bir şey olmadı kilisede. Anlıyorum. Polisin sesi için söylüyorum. Peki bana neden kimliğini sakladın? Benden neden sakladın? Kaçacağımı düşündüm. Çünkü kimse bilsin istemiyorum. Çünkü daha çok gencim. Çünkü bu durum ve peki bu durum için neden bize ihbarda bulunmadın? Açıkçası buna bir cevabım yok. Gerçekten bilmiyorum. Yani daha çok umursamazsınız ya da elinizden bir şey gelmez diye düşündüm ama. Nathan, bizim görevimiz insanları umursamak. İnsanların hayatlarına zarar verenleri engellemeye çalışmak. İnsanlara zarar gelmemesini engellemeye çalışmak ya da. Şimdi bu bilgiyi bizden saklarsan biz böyle bir durum yaşadığını bilemeyiz. Ve senin başına bir şey gelirse hiçbir şey yapamayız. Ya da engel olamayız. Anlatabiliyor muyum sana? Evet ama işte benim de şöyle merak ettiğim bir şey var. Ben şimdi geldim, bunları anlattım. Mesela ne yapabileceksiniz? Ne yapabiliriz? Bir soruşturma başlatırız. Gerekirse bunu yargıya taşıyacağız. Gerekirse inceleme başlatacağız. Zaten incelemeleri başlatacağız ama yani bir şeyler yapacağız. Bir şey yapmadan durmayacağız. Oturmayacağız masamızda. Aa, Nathan ölüm tehdit alıyormuş. Ne yapayım ya demeyeceğiz. Ya sümen altına koymayacağız bu dosyayı. Sana bunu kimler yapıyorsa bunu öğrenmek için elimizden geldiği şekilde çalışacağız. Ama bunu hiç bilmediğimiz zaman maalesef hiçbir şey yapmıyor oluyoruz. Çünkü anladım. Bilmiyoruz olayı. Efendim. Sen dili Nathan. Günahlarından arınma günü çok yaklaşıyor. Neden? Ya bir kapatmayın şunu amına koyayım, bir konuşun ya. Of, yeter. Yeter. Yeter, bayılacağım artık, sıkıldım, yemin ediyorum sıkıldım. Suratıma kapatacak ki. Ya hayır ya. Eğer kardeşin sana karşı günah işlerse git, yalnız onunla senin aranda kabahatini kendisine göster. Seni dinlerse kardeşini kazandın, fakat seni dinlemezse yanına bir iki kişi daha al. İki ya da üç şahidin ağzıyla her söz sabit olsun ve eğer onları dinlemek istemezse kiliseye söyle. Ve eğer kiliseyi de dinlemek istemezse o sana putperest ve vergi, bu kadarına gerek yok. Yanına bir kişi ala, bir iki kişi ala gerek yok. Şöyle yapacağım. Evet evet, bu tam bizlik. Şimdi bu sefer de şey diyecek. Ne kardeşi amına koyayım diyecek. Cevap geldi. Allah affeder, Los affetmez yazdı.
Nathan telefonda. Nathan Sajit ben. Takip edilmediğimi düşünüyorum şu an. Tamam. Epeydir aynada kimseyi görmüyorum. Attım sana konumu. Köprünün altındayım ben. Tamam. Abi sanki peşinde birileri var gibi ya. Kaldır ellerini. Üstünde bir şey olmadığına beni tatmin et. Tatmin nasıl edeyim? Seni güldüme bakma. Üstünde bir şey olmadığına beni tatmin et. Al Arap şey. Çekil üstünü arayacağım. Polis şey yaptı. Her şeyimi aldı. Var mı lan? Yok. Tamam mı? İnandın tamam. mı? İnandım. Atla. Gel bagaja gir diyor ya. Hayır, peşinde birisi var mı yok mu, sesin çok kötü geldiği için şey yapamadım. Güvenemedim. Şimdi neler oldu? Biraz daha sesli konuş. Hayır konuşamam. Şimdi betonlar ses geçiriyordur, olmaz. Şansına biri üstümüzden geçiverir. Hiç belli olmaz böyle şeyler. Asıl sana neler oldu? Anlat. Bana neler oldu? Ben olayların şimdi, çok azını biliyorum Nathan. Yani ben de çok bir şey bilmiyorum. Mesajımı aldın mı? Hangi mesaj? Almadın tamam. Bir şeyler söylediler. Bir şeyler zıvırdadılar. Nathan gitti bitti dediler. Kim dedi bunu sana? Egeler söyledi. Tamam. Şimdi en başından anlatayım olayı. Ne kadar inanıp ne kadar inanmamak sana kalmış. Ege bu yaptığı olaydan sonra sen içeride kaldın ve konuştun ya. Evet. Dışarı çıkınca bana şey falan. Ya Nathan iyi ki söylemişim, bana teşekkür etmelisin triplerine girdi. Ve ben delirdim. Ve ben paletoyu bir daha dönmemek üzere terk ettim. Ertesi gün gelip bir mesaj bıraktım üçünüze. Terk öyle etti böyle. Yani. Evet. Seni değil ama bak. Yanlış anlama bunu. Kardeşliği paletoyu. Pederi de bilgilendirdim. Bunlar güvenilecek insanlar değiller. Bunlar belli ki yani ben sadece benim hakkımda söyledikleri şeyden başka kim bilir neler söylemişlerdir. Anladın mı? Bunlar güvenilecek insanlar değil. Rıfat hakkında kötü konuşmak istemiyordum. Ertesi gün Rıfat'ı aradım. Ahut niye peşimde diye. Bana ukala ukala ha 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 sen deli Nathan. İşte şöyle böyle. Sana bilgi vereceğimi mi zannediyorsun dedi. Yani Rıfat da güvenilmez biri. Bu ikisi güvenilmez biri. Üçüncüsü senin için bu bir testti fakat beni hiç aramadın ama eminim ki senin de başına bir şeyler gelmiş. Ha şimdi şey diyebilirsin, sikerim senin testini diyebilirsin. Ayrıca söyleyeyim, pederi de haber saldım. Pedere de mesaj attım. Dedim Sacit ve Rıfat'a kesinlikle güvenme. Aynı şekilde Ao'da da güvenme. Ve bugün beni Metehan aradı. Dedi ki günah alevin yanıyor dedi. Ve en son bana Tanrı affeder ama Lost affetmez diye mesaj attı. Olanlar bunlar. Şimdi dün buluştuk Nathan. Şimdi ama en ince ayrıntısına kadar anlatman lazım. Kimle buluştun? Nasıl? Nedir? Ne? Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Sana karşı seveceğim ve eski gözle bakmıyorum. Bunu bilmen gerekiyor. Anlıyorum. Evet. Bu arada Ege gerçekten bir noktada hayatını kurtarmış olabilir. Dün de konuştuk Ege ile bu konuları. Haklı. Bazı noktalarda. Neyse, olaya şuradan gireceğim. Ben paletodan sürüldüm. Tam anlamıyla. Neden? Olayın başından anlat dedin. İşte ben o geceden sonra Nathan... ...çok fazla etrafta dolaşmadım. Tam moralimi topladım, kendime geldim. Çünkü olanlar benim için de kötü şeyler. Benim bir de bir muhabbetim daha var biliyorsun. Şerif olacaktım. Para karşılığında bilgi satacaktım bunlara. Sana anlatmıştım daha öncesinde. Bahsettiğim şimdi, muhabbet buydu abi. Bu olay olması şimdi siz gidince onu konuşmak istedim Rona'yla. Rona'yla konuştuk. İşte olayın olmayacağından falan haberdar oldular ama gerizekalıymışım. Durduk yere keşke olacak gibi davranmaya devam etseymişim. Kendimi değersizleştirmişim. Bir anda seni de sattılar ve yüzüstü bıraktılar değil mi? Evet. Şöyle oldu. Nathan.
Bir telefon aldım. Seninle konuşmamız gerekiyor diye Rıfat'tan. Evet. Lighthouse'un yanındaki balıkçıdan konum geldi. Gittim oraya. Dün şey yazmışlardı oraya gelmeyin. Biraz karşıma Kinyas'la Teo çıktı. Senin hakkında birkaç soru sordular. Ethan nerede? Nereye gider? Bu adam şiddet yanlısı mı gibi? Bu arada bu konuştuklarımız aramızda Ege'yle buraya gelmeden önce de Ege'ye söyledim. Hikaye dedim, kırmızı başlıklı kızdan dinledik ki bir de Nathan'dan dinleyeceğim dedim. Seninle kırmızı başlıklı kız kim? Ege. Evet. Bir de kurttan dinleyeceğim hikayeyi dedim. İşte onunla mı konuşacaksın hala filan diye konuş dedim, konuşacağım. Merak etme, size zarar verecek hiçbir şey yapmayacağım dedim. Neyse Nathan. Karşıma Kinyas'la Theo çıktı. Senin hakkında sorular sordular. Bilmiyorum gitmiş mi, nasıl gider filan diye böyle konuştum. İşte senin motorcu olduğunu, senin motorcu diyorum, yarışçı olduğunu işte niye söylemediğimi filan sordu. Dedim ben orada anladım bir şeylerin ters gittiğini. Hemen abi ben sizin için oradaydım. Kült olduğumuzu biliyorlarmış. Her şeyi biliyorlar Nathan, her şeyi. Kült olduğumuzu biliyorlarmış. Bir şeyler söylediler. Ben tabii orada hemen onların tarafındaymış gibi, abim şöyleydi böyleydi, ben sizin için oradaydım filan gibi bir şeyler söyledim, inanmadı. Nathan bana saldırmak istese sen de onlar, sen de Nathan'la beraber eline balta alır gelirdin ha filan gibi bir şeyler söyledi. Ne? Bütün muhabbetleri anlatmışlar Nathan. Olay bundan ibaret. Ondan sonra konuşmanın sonunda Sacit dedi. Kinyas. Bir daha bu kasabaya gelirsen seni öldürürüm, canını alırım. Ne Nathan'la görüşüyorsun ne de başkasıyla dedi. Hiçbirinizle görüşmemem gerektiğini söyledi. Ben de taşınma kararı aldım Nathan. Yurt dışına gideceğim. Nereye? Hayır. Bilmiyorum. Taşınacağım Nathan. Ben böyle bir topun altına girmek istemiyorum. Zaten sen bizi terk ettin. Karşı taraftan Ege ile Rıfat başka bir yola girdiklerini söylüyorlar. Ben sizi terk etmedim. Ben Ege ve Rıfat'ı terk ettim. Tamam, onlar kardeşlik yemin etmedik mi? Aramızda çözebilirdik Nathan. Gidiyorum demektense Nathan, Sacit bunu yapacağız deseydin yapardık. Sana ne kadar bağlı olduğumu biliyorsun ama şundan da yana sıkıntım var Nathan. Bana kültü tamamen yanlış anlattınız. Ben seni daha saf ilahi zannediyordum. Aptalın tekiymişsin Nathan. Ege'yle de konuştuk bunları. Fikirlerimi destekledi. Ben senin gerçek yüzünü görememişim. Sen kimi almaya çalışmışsın ya? Gürbüz'ü almaya Gürbüz'ü almaya çalışmışsın. Ondan sonra ne o ufak kızın adı? Aden. Aden, hiçbir şey yapılmadan Aden'i almışsın külte. Bunlardan haberim yoktu benim. Keşke bunları daha önce söyleseydiniz. Bana gelip tamam. Şöyle yapıyorsun. Sacit, çok gizli bir kardeşlik var. Şöyle özel, böyle güzel. Adam dedi ki biz sikimize takmıyorduk lan kültü dedi Ege. Taşak geçiyorlarmış, eğleniyorlarmış seninle. Sacit sus, daha fazla konuşma. Ben senin kurbanın oldum Nathan. Senin bir geri zekalı Mongol olduğunu bilemediğim için senin kurbanın oldum. Ama ben söyledim bunu daha önce. Ne söyledin? Ben annemin karnındayken bir rahatsızlık geçirdiğim için kafam daha az çalışıyor. Tamam, kafan az çalışabilir. Niye yalan söylüyorsun? Bence kafan hiç az filan yalan çalışmıyor. Yalan söylemedim. Yalan söylemeyi bak. Hayır, hiç sana hiç. Kafan, sana herhangi, kafan sana filan az çalışmıyor. Ne konuda yalan söyledim? Çok önemli bir kardeşlik. Çok özel bir kardeşlik. Bir iki kere cübbe giyip toplandık da bir bok mu oldu lan Ege'nin deyişiyle? Ege bunları mı söyledi gerçekten? Benim bir kendi fikirlerim. Ben uydurdum. Ben söyledim. Sen ne bu gizlilik ayaklarına falan giriyorsun Nathan? Sen anlat bakalım. Sende ne var? Out ve Lost peşimde, yetmez mi? Out ve Lost peşinde. Tahmin ettiğim konudan değil büyük ihtimalle. Yoksa çoktan ölmüş olurdum. Evden hiç çıkmamış. Tekrar yürüyememiş olmayı çok isterdim. Keşke ameliyatın başarılı geçmeseydi ve tekerlekli sandalyeye mahkum kalsaydım hayatımın sonuna kadar. Öyle deme, öyle deme. Bak, sen de iyi bir adamsın aslında özünde.
Sadece bu işlere fazla kaptırdın, aynı benim gibi. Ben de işte Paleto'dan sürüldüm. Arkadaşlarım, kardeşlerim tarafından terk edildim. Satıldım, ihanete uğradım. Bunlar hayatta yaşanabilecek şeyler Nathan. Önümüze bakmamız lazım. Ben gideceğim, kendime bir iş kuracağım. Kinyaslı yüzleşimde Kinyas'tan nefret ettiğimi söyledim. Hatta o kadar gaza geldim ki Çağıl olayını bile açacaktım, açamadım. O kadar yemedi. Sol gözümden yaş geldi. Ben son bir görüşme için geldim Nathan buraya. Ne yapsam kalırsın? Yani Nathan, kalmamı sağlayacak hiçbir şey yok. Paleto, kilise, her şey bir yalanmış. Ben bir yalanın içinde yaşamak istemiyorum. Ne yapsam kalırsın? Zamanı geri sarabilir misin Nathan? Zamanı gelince saracağımı söylesem kalır mısın peki? Bu konu üzerinde çalışmalara başlayacağım. Özellikle elektrik sektöründe. Yine kandırmaya çalışıyorsun beni Nathan. Hayır, kandırmaya çalışmıyorum. Dalga Gitmemen geçiyorsun için de. benimle. Hayır, dalga geçmiyorum. Bak şimdi. Şunu anlaman gerekiyor. Rahatsızlığım sebebiyle öyle şaka yapma, ironi, işte deyimler, atasözleri gibi şeyleri zaten anlamıyorum ve bilmiyorum. İşte ben senin Nathan, ben seni filan bir şeyler söyledin. Ben seni bu kadar iyi tanımıyordum ben bu işlere girmeden önce. Kardeşlik hakkında fikrim vardı. Heh, sana şunu da söyleyeyim. Bu kardeşinize daha önce geldim ben Nathan. Alınmadan önce de geldim. Nasıl? Bir gün benim Ben bunu arabamla biliyorum bu beraber arada. mağaradan döndüğünüz günü hatırlıyor musun? Evet. Orada Ben bunu bagajdaydım biliyorum bu Nathan. arada. Beni Bunu de hiçbiriniz getirdiler. görmediniz. Kıyafetlerini gördüm, onları gördüm. Hayır, Ben dedim sus. ki Hayır, görmedin. burada iki tane böyle sağlam adam varsa dedim, bu kardeşlik gerçekten önemlidir dedim. Ben seni bu Hayır. kadar iyi tanısaydım buraya girer miydim Nathan? Hayır, görmedin. Yoktun orada. O arabanın bagajındaydım Nathan. Hayır, değildin. Çok gizli bir şeyler yapacağız dediler. Benim arabamla gelmediğini hiç mi Nathan şüphelenmedin ya? Hayır. Kendini sağa sola vurma. Deli ettin kendini deli. Tacit harbiden yokmuş. Abi, o sesleri nasıl toplayacağız ya? Ondan sonra şey olayına da dem vurduk Nathan. Neye? Anlamadım bir daha. Bir ders olayı oldu ya. Evet. Saçmalıktan zırvadan ibaret. Ben zaten normal hayatımda insanları manipüle edebiliyorum ki. Ben bunu zaten kendi başıma yapabiliyorum ki. Bunu onlar mı Ya... söyledi? Benim fikrim hepsi. Tamamı benim fikrim. Tamam, senin fikrin. Sonra da şöyle bir şey var Nathan. Delilerin oturduğu bir hastanenin bahçesinde toplantı yapıyoruz. Peder de çok normal bir herif zaten. Lan, böyle Peder de bakınca deli, olaya bu arada sen de delisin. harbiden. Tamam ben de normal değilim. Tamam Ege'yle Rıfat orospu çocuğunun önünde gideni. Ama ben size güvenmekle hata ettim. Ege'yle Rıfat'a da güvenmemem lazımdı. En başta o barda çalışmamam lazımdı Bir benim. şey söyleyeceğim size. Şu an Shutter Island'taki Leonardo DiCaprio gibiyim gerçekten. Şu an Shutter Island'a girmiş kendini polis zanneden Leonardo DiCaprio'yum. Kardeşlikmiş. Sikiyim kardeşliğini. Bir kaçak bir sürgün. İki tane de orospu çocuğu barındırıyor. Almamı hala istiyor musun Nathan? Sen de gidersen bildiğim yüksek noktalar var.
Kendini acındıramazsın bana. Daha önce seni ilahi ol. Bir en aileye ihtiyaç duyduğumda, en yardıma ihtiyaç duyduğum zaman da güneş gibi parlamıştın Nathan. Gerçekten, gerçekten ki aile olduğumuzu düşünmüştüm biliyor musun? Gerçekten kardeş olduğumuzu düşünmüştüm. Hayır, ben hala öyle hissediyorum. Sana söylediğim hiçbir şey yalan değil. Madem kardeşlik palitoyu niye terk ettin Nathan? Terk etmek de sence çok iyi yapmamış mıyım? Yaşadığın şeyleri, anlattığın şeyleri bir düşünsene. Ben palitoyu terk ettim, seni değil. Bunların hepsi bir düzmeceydi zaten. Yani düzmece dedim, onlardan kurtulmak için bir düzmece. Seni niye arayayım seni terk edecek olsam? Bilmiyorum, herkes beni arıyor, bilmiyorum. Nedenini bilmiyorum, herkes bana ulaşmak istiyor. Şu an Los peşimde. Eğer olur da 2 gün içinde senden şehirde olmadığına dair bir haber alırsam ya da senden haber alamazsam Nest'in önüne gider, kollarımı açar ve beklerim. Söyleyeceğim son Hadi. Sözler bu kadar. Hadi diyelim şehirdeyim Nedim. Hadi diyelim ki şehirdeyim. Bu olayı nasıl çözmeyi düşünüyorsun bu işi? Bir Hangi planım var olayı? dedin. Bir planım var dedin. Ne zaman dedim planım var diye? Az önce zamanı geri sarabilirim. Elektrik bir şeyler dedin, elektronik dedin. Ha tamam, işte ona çalışırım, denerim. Şimdiye kadar kimse bulamadı ama belki ben bulurum. Yemin ediyorum ikizimiz şeyi bulduk abi. Clyde'ımızı mı sürekli bulduk böyle diyeyim. kaşak mı yaşayacaksın dedim. En azından olaylar yatışana kadar. Olaylar yatışacak mı sence? Hiçbir fikrim yok bu konuda. Lost'un ne bildiği çok önemli. Lost benim hakkımda bir şey bilmiyor Nathan. Tamam. Şimdi. Biliyor olsaydı şu an ölürdüm büyük ihtimalle. Tamam, bu olaya karşı aklıma bir fikir var. Hazır mısın? Nedir? Bu Ege ile Rıfat'ın yaptığı ve Aud'un planladığı bir şey. Oturmaya çalışırken bir anda belinde silah olan bir adama karşı çok agresifsin diyecektim, demiyorum. İyi oldu, şey ayağımdaki oldu. Kram geçti. Evet, şey var da bende. Seyirme var da bu geçirdiğim rahatsızlıktan dolayı. Ben sana bunu anlatmış mıydım? Bunu anlatmadın seyirme olduğunu. Hayır. Anlatmadığın birçok şey gibi bunu da anlatmadın neydi? Geçirdiğim rahatsızlığı anlatmış mıydım? Evet, bu rahatsızlığı tamam. Söylemiştin. Görevi yerine getirdikten sonra dönüş yolunda söylemiştim bu rahatsızlığı bana. Tamam. Şimdi şöyle anlatıyorum. Eğer de şimdi bu Ege belli ki bunun ağzı o ağız değil, o başka bir şey. Yok, başka bir yola girdik diyor. Mekana henasu bırakmışlar. Tamam. Bunlar muhtemelen Aud'un orospusu olacaklar. Bu çok belli. Muhtemelen her şeyi anlattıkları için kim bilir peder hakkında neler söylediler. Bilmiyorum. Neyse, şimdi plan şu. Eğer Lost olur da bizi bu konuda motor kaçırıp yakmayla alakalı bir şeyden dolayı suçlu tutarlarsa, ki o kadarını söyleyebileceklerini zannetmiyorum ama belli olmaz bunlar. Çünkü dediğim gibi ağızları ağız değil. Olay şu. Hazır mısın? Rıfat ve Ege yapıyor bunu. Muhtemelen Aod planlatıyor. Ve o an, o gün bizi Sandy'de gördüler ya. Ege bizi arayıp ikimizin arabayla Sandy'den geçmesi, evet Sandy'de dolaşmasını istiyor. Plan bu. Bunu sakın unutma. Nathan. Efendim. Niye böyle bir topu atayım ki kendime? Hayır. Olur da ortaya çıkarsa diye. Ben gideceğim oğlum zaten. Kesin kafaya koydun yani. Evet. O zaman ben tamam, ben uğraşamam sana oğlum böyle manyaklıklarla. Bu kadar orospu çocukluğuyla uğraşamam. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Sen git. Ben bu elektrik konusunda çalışmalarıma başlayayım. Olur da zamanı geri alabiliyorsam eğer seni ararım, geri gelirsin. Nasıl fikir? Tamam, buna varım. Buna varım işte. Olur. Tamam. O zaman çok fazla ısrara inanan birisi değilim. Daha fazla ısrar etmeyeceğim gitmemeni ne kadar istesem de. İstersen seni havaalanına bırakabilirim.
Çünkü seni oraya bırakan kişi ben olmak isterim. İşte havalarına mı gitsem, yoksa burada deniz kenarı bir yere mi yerleşsem de emin değilim. Dün Ege'de onu, Ege'de gitme diyor, Ege'de bırakma diyor beni diyor. Bizi diyor bırakma diyor, arada görüşelim diyor. Şimdi bu yaşadıklarımızdan sonra Ege'lerle hala görüşmeye devam edersen Nathan diye birisi yok. Evet, bunda ben bir yemin ettim daha önce Nathan kardeşlik üzerine. Siz ne kadar bu evet. kardeşliği siklemeseniz de benim için geçerliydi. Siz deme, onlara de. Ege'nin de boş boğazlı bir şerefsiz olduğunu biliyorum ama seviyorum oğlum adamları. Zor zamanlarımda bana yardımcı oldular hep. Tamam, bu benim kabul edemeyeceğim bir şey. Senin için şu an ben kurşun yemeye bile hazırım. Ama gel gör ki Ege ve Rıfat'la görüşmeye devam edeceksen Nathan diye birisi yok artık. Ama sonsuza dek seni sevdiğimi unutma. Sana olan sevgimde bir değişme yok. Yarın bir gün senin için kurşun yemem gerekirse yine kurşun yerim. Hiç sıkıntı değil. Bilmiyorum Nathan. Bunu tartmam lazım. Bunu düşünmem lazım. Az kalsın başarıyordum Nathan. Az kalsın başarıyordum. Gerçek sevgiyi buluyordum. Az kalsın şerif oluyordum. Motorculardan para kazanıyordum. Kardeşlikle ailemi kuruyordum. Az kalsın başarıyordum Nathan. Şu kadar kalmıştı. Tırnak ucu kadar kalmıştı. Her şeyi elimin avucunun içine almama ramak kalmıştı. Aradığın aile ve sevgi burada. Ama bu konuda kesinlikle %100 bir şey yapman lazım. Seçim yapman gerek. Ben buna daha önce inandım Nathan. Aradığım aile burada değil. Götür beni buradan. Bence çok yanlış tercih yapacak.